1-4 Ekim tarihleri arasında Armutalan Belediyesi tarafından yapılacak olan Uluslararası İncilerin Dansı Çocuk Festivali'nin bu yıl dördüncüsü yapılacak. Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü ise festivalin 1 Ekim tarihinde görkemli bir açılışla başlayacağını belirterek festival hakkında önemli bilgiler verdi. Tabii bizim amacımız bütün bu olumsuzluklar içerisinde dünyadaki barışın böyle kardeş kavgasına döndüğü dönemlerde biz çocukları bir araya getirerek uluslararası hem barışa, kardeşliğe, dostluğa hem de bölgemiz turizm bölgesi olmasından dolayı turizm açısından tanıtım anlamında da katkı verdiğine inanarak bu tür organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu tür etkinliklere katılan çocuklar arasında oluşan duygusal bağın çok etkileyici olduğunu belirten Ünlü, bu bağın farklı kültürlerdeki çocuklar arasında oluşmasının önemli olduğunu ifade etti. Tabii bu seneki festivalimize 8 ülkeden 400 civarında çocuğumuz katılacak ve 1 ile 4'ü arasında devam edecek ve bu festival kapsamı içerisinde Yeni Türkü konseri var, Tülay Özer konseri var. Çocukların kendi aralarında gerçekleştirecekleri yarışmalar olacaklar. Dördü akşamı da kapanış ve tören gerçekleştirilecek. Çocuklarımız geleceğimizdir diyen Ünlü, farklı ülkelerden gelen bu çocukların ilerleyen yıllarda ülkelerinde değişik makamlarda, değişik yerlerde karar verme etkisine sahip olacaklarını belirterek, bu etkinliğin siyasi anlamda Türkiye'ye destek olabilecek bir atmosfer yaratacağının da altını çizdi. Bu etkinliği, uluslararası etkinliği devam ettiriyoruz ve inşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Olumsuzlukların küçük çocuklarla dünya barışına katkı vererek çözüleceğine, gelecekte güzel dostlukların dünya barışını gerçekleştireceğine inandığımızdan dolayı çocuklarımızı biz bir araya getiriyoruz ve gerçekten bu çocuklar ülkelerine döndüklerinde birer barış elçisi, birer tanıtım elçisi olarak Türkiye açısından görev yapacaklar ve gerçekten de bu güzellikler ileride dünya barışına çok büyük katkı sağlayacak. Bu etkinliklerin halkın kültürel ve sosyal anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapıldığını belirten Ünlü, Marmaris yaşayanına bu etkinlikleri kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu. Bizim amaçlarımızdan birisi de halkımıza yönelik çalışmalar olduğundan dolayı halkımızın da bu tür etkinliklere katılmalarını diliyoruz.